Şimdi gün ortasında spor yorumcusu Haldun Domaç bizimle birlikte. Şöyle bir gündemi konuşacağız Haldun Domaç'la. Hoş geldiniz Haldun Domaç. Hoş bulduk. İyi yayınlar Ceyda. Biraz bağlanırken küçük bir problem yaşadım. Evet. Onun için kusura bakma. Biraz yok, estağfurullah. Bir iki dakika beklettim seni. Estağfurullah. Haldun abi konuşacak şöyle bir gündem maddemiz var. Az önce editör masamızın hazırladığı analiz haberimizi ekrana getirdik. Milli Ara'da şöyle bir takımların kadrolarına, yedek kulübesinden aldığı katkılara da bakalım istemiştik. O haberimizi yayınladık. Seninle de bu konu üzerinden takımların kadro yapılarını konuşalım istiyoruz. Özellikle Milli Ara'da şöyle bir 12 haftayı hafızamızı tazelediğimizde, düşündüğümüzde yedek kulübeleri bize neleri işaret ediyor? Fenerbahçe'de özellikle son haftalarda yaşanan sakatlık. Şimdi Fenerbahçe ile başlayalım dilersen. Çok geniş bir kadro oluşturuldu. Akıllarda soru işareti bırakılmak istemedi ama tabii olmayacak şey oldu Fenerbahçe'de. İdeal stoper ikilisinin ikisi de aynı anda sakatlandı. Yedek kulübesinde stoper hattında Serdar Aziz sakatlandı. Çok iyi dediğimiz yılın sezon transferi dediğimiz Fred'in bir sakatlığı oldu. Ama buna rağmen yedek kulübesinden de gerekli katkıyı alabildi mi hoca? Nasıl değerlendirirsin? Ceyda şöyle başlayayım istersen. Ben genelde futbolun hani yazılı olmayan kurallarından biridir bu. Özellikle söylerim de kullanırım da ben de. Bir takımın gücü yedek kulübesiyle paraleldir, eşdeğerdir. Öyle söylemek lazım. Yani eğer siz bir oyuncunun yerine yedek kulübesinden bir oyuncu atıyorsanız ve ondan da benzer verimi alıyorsanız, tabii benzer verim diyorum çünkü aynısını alıyorsanız eğer seçiminiz daha da zorlaşır. Alıyorsanız o zaman iyi bir takım kadrosu oluşturmuşsunuz demektir. Bu da aşağı yukarı işte 18 oyuncuya tekabül eder. Yani 11 oyuncu, 7 de kenarda bu düzeyde takıma katkı verecek oyuncu bulursanız zaten mesele çözümlenmiş demektir. Fakat bu sene için şunu da söyleyelim. Yani sen de sözlerinin başında girerken söyledin. Bu sene sakatlıklar takımlarımızın ciddi manada belini büktü. Onu söyleyebiliriz. Yani Fenerbahçe için, Beşiktaş için önce yazabiliriz. Trabzonspor daha transfer yaptığı oyuncuları mesela Mislav Orsic gibi daha sahaya sürmeden uzun süreli bir sakatlıkla uğraşması zorunda kaldı. Yani sonuç itibariyle şunu söyleyeceğim. Evet, çok fazla katkı gelmedi. Yani onu söyleyebiliriz. Mesela Fenerbahçe'de sonradan giren, yanlış hatırlamıyorsam 56 oyuncu var. Sadece 3 tanesi birer gole katkı yapmış ki bu gerçekten de arkada bekleyen oyuncuların oyuna girdikten sonra verimlerinin çok yüksek olmadığını gösteriyor. Ve bu da teknik direktörlerin işini zorlaştıran bir durum. Çünkü hep aynı 11 ile ya da 12 ile 13 ile oynamak zorunda kalırsınız ki bu ciddi bir sıkıntı olur. Bu manada düşünüyorum ben. Bir de tabii sakatlıkların gerçekten de bu sene işte Galatasaray'da Icardi'nin, Muslera'nın sakatlıkları, Endombele'nin hala dönmemiş olması gibi pek çok unsuru yan yana yazabiliriz. Evet, yani sonuçta başladığım yere dönersem kulübeniz kadar güçlüsünüz. Yani kulübenizin gücü aslında takımınızın da gücü anlamına geliyor ki hatta bu noktada analım istersen Semih vardı, genç golcü Semih. O girer golleri atardı. Hatta milli takımımız için de böyle ve çok çok değerliydi. Hatta kenarda beklese daha mı iyi olur denirdi. Yani kenardan geldiği zaman kenardan gelen oyuncuların katkısı çok değerli Ceyda. Ve dilersen Galatasaray'la şöyle devam edelim. Haldun Domaç. Şimdi Galatasaray'da yine bültenimiz içinde haberine de yer verdik. Öyle bir sol bek sorunu var ki Galatasaray'da. Biz kadro yapısından, yedek kulübesinden, katkıdan konuşuyoruz ama Galatasaray'da Angelino o sol beke transfer edildi. Kazımcan yedek kulübesindeydi. Zaman zaman yer değiştirdiler ama iki futbolcu da bekleneni veremeyince stoper hattından oraya istemeyerek de olsa futbolcu da o bölgede oynamak istemediğini aslında dile getirmişti. Abdülkerim Bardakçı'yı dahi gördük. Burada da Galatasaray'ın yedek kulübesini ve sol bek problemini nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şöyle başlayalım. Başlangıç noktasında bir sol bek krizi ya da bu sol bek sıkıntısı olduğunu söyleyemeyiz başlangıç noktasında.
Ama verim noktasına baktığımızda sol bek sıkıntısı ortaya çıktı. Nagatomo'dan beri de çok net sol bek bulamıyor. Yani Dubois da geçen sezon oynamıştı orada. Şunu söylerim, Kazımcan Karataş ve Angelinho'yla biz orayı çözeriz dediler. Yani genelde de sistem budur. Yani her bölgeye iki tane oyuncu yazmışsanız eğer zaten 11-22 oyuncu yapıyor. 3-4 tane de genç oyuncu zaten kadronuz tamamlanmış oluyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama Angelinho senin de söylediğin gibi beklenen verimde oynamadı. Yani Galatasaray'ın onu seçme nedeni biz zaten ofansif oynayan bir takımız. Böyle son iki yılda hani müthiş rakamlar yakalamış asiste bir oyuncuyu alırsak bu bize çok katkı verir denmişti. Ama olmadı, onu söyleyelim. Kazımcan Karataş da şansını çok iyi kullanamayan oyunculardan biri oldu. Şimdi oraya transfer için bir hamle yapmak istiyor Galatasaray ama o kadar da eli sıkışık ki eğer 3 maç daha oynatırsa Angelinho'nun sözleşmesi uzayacak. Leipzig kesinlikle kabul etmiyor. Yani sözleşmedeki o maddeyi kaldırmayı. Dolayısıyla şimdi Galatasaray bir yandan da bir yerli bir yabancı transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Şunu hemen söyleyeyim. Abdülkerim Bardakçı için dedin. Şimdi sol bek oynamak, sol bek sağ bek oynamakla stoper oynamak çok farklı. Özellikle stoper bölgesinde oynamış ve futbol kariyerinde zaman zaman sol bek sağ bek oynamış bir kişi olarak söylüyorum. Yani o stoperler çok fazla sevmezler ve ben de sevmezdim. Yani çok nadiren oynardım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü sol bek oynayan ya da sağ bek oynayan bir oyuncunun 60-70-80 metreyi kullanması, hem ofansif girişimi hem defansif girişimi birlikte yapması lazım. Oysa stoperler genellikle topu geriden oyuna sokup orta alana kadar giderler. Sonrasında duran toplarda köşe vuruşlarında giderek katkı verirler. Yani stoperlerin oyun anlayışı budur. Dolayısıyla ikisi örtüşmüyor. Şimdi dönelim başka bir tarafa. Bugün bazı medya kuruluşlarında gördüm. İşte Rıdvan Yılmaz'la ilgili. Ben de onu görünce menajeriyle bir görüşme yaptım. Böyle bir gelişme var mı? Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a mı geliyor diye. Hiçbir şekilde böyle bir gelişmenin olmadığını, Rangers'ta kalıp devam edeceğini söyledi. Dolayısıyla şu anda Galatasaray o sol kanat için iki tane bir yerli bir yabancı oyuncu arayışı içerisinde en az birini bulması gerekiyor. Ve Beşiktaş'la devam edelim Halun Domaç. Beşiktaş'ta da Rıza Çalınbay'la birlikte ilk maçında Rams Başakşehir karşısında bir galibiyet elde etti siyah beyazlılar. Rıza Hoca'nın dünkü açıklamalarını da izledik. Beşiktaş bu transfer döneminde, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde en çok eleştirilen takımların başında geliyordu. Şimdi bir kongre heyecanı yaşanıyor. Bir başkan yönetim değişikliği olacak. Gözler bir yandan devre arası transfer döneminde. Tabii Rıza Hoca'yla devam edilip edilmeyeceği de bu dönemde belli olacak. Orayı nasıl değerlendirirsiniz? Mevcut ortamı devre arasına yansımalarının, kadronun devre arasına yansımasının nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Ceyda şöyle, ben şöyle bir baktım. Emrecan Bulut, Can Onana, Daniel Amartey, Ante Rebic, Alex Oxlade-Chamberlain, Rashid Sağ, Bahtiyar Zaynettinov, Erik Bailly ve Tayfur Bingöl transferleri yapılmış Beşiktaş'a. Yani bu transferlere baktığımız zaman hani klasik tabirle bazen kullanıyorum ben, Levent bizim çok kullanır onu söyleyeyim. Hani gövdeli transfer olarak baktığınızda bir iki tane isim görebiliyorsunuz yani genel anlamda. Üstelik de bu oyuncular için belli bir miktar harcandığını da söyleyebiliriz. Buna rağmen şunu söyleyeyim, o oyuncuların verimlerinin de yeterli olmadığını gördük. İşte Rebic hazırlık sürecini çok hızlı tamamlayamadı. Onana'dan gereken verim alınmadı. Bailly'nin sakatlıkları sık sık hayat vermiyor, yani yaşam ibaresi vermiyor diyeyim Beşiktaş'a. Sonuç itibariyle şunu söyleyeceğim. Ben Rıza Hoca'nın bir rapor hazırlıyor Rıza Hoca. Bu raporun içerisinde bir stoper ki zaten planlama hatası Beşiktaş'ta şuradan başlıyor. 8 tane Afrikalı oyuncu alıyorsunuz Afrika Kupası'nın olduğu yılda. Bir kere zaten oradan hata var, onu söyleyeyim. Rıza Hoca bir stoper istiyor. Erik Bailly'nin sakatlıklarının sık sık olmasından yana biraz dertli. Ki Necip oynuyor orada. Orta alanda o 6-8 denilen bölgede Salih, Amir, Jetson var.
Onların yanına mutlaka bir takviye, Oxlade-Chamberlain'in yerine bir takviye yapmak gerekiyor. Tabii her şeyden önce çözülmesi gereken bir Abubakar konusu var. Onu da özellikle söylemek lazım. Tabii ki Beşiktaşlılar çok seviyorlar Abubakar'ı ve ona toz bile kondurmak istemiyorlar. Ama tabii biraz da şöyle düşünmeleri lazım. Ben öyle planlıyorum. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani mesela Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sözleşmeleri uzatılmazken, yani o noktada uzatma işlemi sonuçlandırılmazken, mesela Abubakar'a 4 ay sonraki ödemeleri yapılıyor ve bunun gerekçesi olarak haberimizde de vardı. İşte otel yapımı ailesine. Yani şimdi acaba bu paraları başka oyuncular da isteyince verecek misiniz? Verecek miydiniz ya da bundan sonra verir misiniz? Onu söyleyeyim. Abubakar'ın futbolculuk kalitesi, kariyeri vesaireye kimse laf söyleyemez. Gerçekten de ligimizin, bana göre ligimizin değil, Avrupa'nın da en üst düzey santroforlarından biri. Ama bu para konusundaki hassasiyeti ya da işte parayla ilgili olan konulardaki sıkıntısı bence biraz can sıkıcı, onu söyleyeyim. Ve bir de çıkış maddesi olduğu bilgisi de var. Eğer çıkış maddesi varsa ki başka şeyler olabilir. Şunu söyleyeyim Ceyda, hani madem bu konuya da açtım, buraya kadar da geldim. Bana bundan, yani Burak Yılmaz'ın açıklamasından yaklaşık 3-4 gün önce Beşiktaş camiasının içerisinden önemli bir isim aynen şunu söyledi. Abubakar Suudi Arabistan'dan teklif aldı ve gitmek istiyor diye ve rakam öyle söylendiği gibi değil, 6 ila 8 milyon dolar civarında gitmek istiyor diye bir cümle söyledi. Ben de inanmadım açıkçası. Yani şöyle inanmadım, burada mutlu, Beşiktaş taraftarı onu çok seviyor ama Burak Yılmaz bu açıklamayı yaptıktan sonra ya acaba mı demeye başladım. Yani onu özellikle söyleyeyim, bak Beşiktaş taraftarı çok seviyor. Bazen sevgi paranın çok üstünde. Örnek söyleyeyim, karşılaştırayım diye söylüyorum. İşte Icardi çok daha yüksek paraları kazanabilirken Beşiktaş'ta Abubakar'la olmayan iletişim Galatasaray'da Icardi ile oldu. O paraları reddetti, 3 misli parayı reddetti, Galatasaray sevgisini öne çıkardı. Daha önce yaşanan bir süreçte olduğu için Abubakar'ın bu süreçte ben şunu bekliyorum Abubakar'dan. Bir yere gitmiyorum. Böyle bir durum söz konusu değil. Beşiktaş kulübü bana destek oldu 4 aylık maaş için ve burada kalmaya devam edeceğim. Söz veriyorum, sürem bitene kadar buradayım demesini bekliyorum ki bu dedikodular, bu işte olağan şüpheli durumundan kurtulsun. Ve Trabzonspor'da da Abdullah Avcı ile birlikte çıkış yakalayarak girdi milli takım arasına bordo maviler. Şimdi Abdullah Avcı'nın devre arası transfer döneminde nasıl dokunuşlar yapacağı takıma merak ediliyor. İyi isimlerin performanslarını hoca biraz daha üst seviyeye çıkardı. Onu açıyor, çok önemli bir isim ön plana çıkıyor Trabzonspor'da ama biliyoruz ki hocanın da aklında mevkiler ve isimler var. Kuşkusuz. Ceyda şöyle söyleyeyim, Trabzonspor için bence en büyük tehlike, bak dikkat çekiyorum, tehlike Onaçu. Çünkü Onaçu'nun performansı, işte kiralık oyuncularda yaşanan en büyük handikap bu. Performansları yükselince 1,5 milyon euroya kiralamıştı onu Trabzonspor. Performansı yükselince bu kez Avrupa'nın başka kulüplerinden talipler gelmeye başlıyor. Oysa siz de onu almak istiyorsunuz. Onaçu Trabzonspor'da Sir Lord Cornelius ekseninin uzantısıdır ve mutlaka kalması gerekir. Ama şimdi kulübü de özellikle diyor ki Villarreal istiyor. Southampton diyor ki Villarreal istiyor. Biz onun için işte 13 isteriz, 15 isteriz. Hadi buyurun bakalım şimdi. Bir hocanın, yani Nenad Bjelica'nın yaptığı hatanın nereye geldiğini söyleyelim. Neden hata diyorum? Şunu söylemek için vurgulayacağım onu. Bruno Petkovic'in peşine düşüp 5 milyon euroya satın alma imkanı varken alınmadı oyuncu. 5 milyon euroya. Şimdi 5 milyon euroya alabilecek misiniz? Bunu düşüneceksiniz. Abdullah Avcı tabii ki dokunuşlar yapacaktır. Bildiğim kadarıyla sol bek takviyesi istiyor. Stoper bölgesinde 5 oyuncusu var. İkisini gönderip bir tane net bir stoper istiyor. Ya oyunun gelişmesi için de kaliteli orta alan oyuncusu istiyor. Sol kenarda ve sağ kenarda takviyeler yapabilir. Onu da özellikle söyleyebilirim. Ama şu anda
şunu söyleyeyim net olarak, Abdullah Avcı'nın istediği oyun yok. Skor ve sonuç var. Yani 4 maç 10 puan olağanüstü. Bu süreci devam ettirmesi için Abdullah Avcı'nın isteklerine Başkan Ertuğrul Doğan'ın karşılık vermesi lazım. Haldun Domat, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Haldun Domaç'la birlikte gündemi değerlendirdik. Şimdi devam edelim. Sıradaki haberimiz de basketbola.